Biz çok sıvıldanıyorum. Bay bay. Görüşürüz. Biz nereye gidiyoruz? Denize. Denize. Evet, ama nereye? Denize. Hazır mısın? Arkada gelen yalnız çok da tekin bir şeye benzemiyor. Gel. Gel. Evet arkadaşlar, yol buraya kadar. Buradan sonrasını arazi aracıyla devam edeceğiz. Şimdi bekliyoruz. Ne yapıyorsun? Adın ne senin ya? Aslan. Gel bakalım, gel. Abu sen korkutursun ha bizi. Toz olmuş ya, eli yüzü çamurla mı oynadın sen ha? Kafanı kuma mı soktun? Orada bir şey yok, orada bir şey yok. Pitbull mu bu? Herhalde. O K9 dedikleri değil mi? Polis köpekleri falan oluyordu ya. Çocukken hep istemişimdir böyle bir köpeğim olsun. Evet, araba sesi geldi. Vay vay vay. Suat abi buradayız. Buraya mı getireyim arabayı? He? Tamam. Bak araba şurada kalsın. Şu an tamam. Tamam. Arkadaşlar eşyayı bir bagaj eşya arabaya koyduk. Şimdi kamp alanımıza doğru gidiyoruz. Çadırımızı şişiriyoruz. Şu an kamp alanına geldik. Bayağı yorulduk. Akşama kaldık. Akşama kaldık ama değecek gibi çok güzel bir yere benziyor. Aynen. İşin kötüsü kafa lambalarını da arabada unuttuk. Olsun, telefonlar var. Telefonlar. Evet Tuna, gayet oldu iyi. Mu başkan? Aynen. Tuna sen neler demek istiyorsun? Tuna da yeni uykudan uyandı. Ben de bu çubuğu buldum. Çubuğu mu buldun? Kıvırıyorum. Evet, şimdi yatağımızı yapacağız. Tuna uyudu şimdi, uyumaz da. Aynen, çay yapacağız, kahve yapacağız. Yemek yiyeceğiz. Evet, kurulduk. Kilimimizi de serdik çadırın önüne. Kilim önemli. Çok rüzgar var dışarıda. Tam levrek havası aşkım. Ben yemeği yiyip bir olta atacağım. Yemeği ısıt, hazırla da ondan sonra bulaşıkları yıka, istediğin yere git. Görüyorsunuz. Şantaj, tehdit. Böyle balık tutmak istiyorsan. Yemli atacağız. Buna çok rüzgar var. Sürünez de dip takım yapıp atacağız bakalım. Evet, bu da bizim mini buzdolabımız.
iki gün falan götürüyor bizi bu buz. Granit tavada hiç kahve içmemiştik, Türk kahvesi. Tava değil ya. Tava aşkım ya, granit tava getirmişsin. Ya sosluk o ya, kalabalığız diye getirdim. Evet, granit soslukta Türk kahvesi. Kafanı sokarım bak şimdi. Tuna, sence tava mı sosluk mu? Ne o babacığım? Neresi tava? Bunu tava. Kırabilir bak, misin Allah aşkına? Tava dedi. Siz ne anlarsınız? Hepiniz aynısınız. Anne, değil misiniz? O tava ya, sen anlamıyorsun. Evet Tuna, uyku vakti artık. No, no, no. Hadi iyi geceler babacığım. Sevişme vakti, sevişme vakti, sevişme vakti, sevişme vakti. Uyku vakti. Sevişme. Biraz sevişiver oğlum. Aslında daha erken kalkıp olta atmak istiyordum ama dünden çok yorulmuşum. Evet, buranın fotoğraflarda gördüğüm kadarıyla dibi kumluk. Şimdi şöyle dalarlı bir maketle başlayalım bakalım. Çok derin bir yer de değil burası. Evet, şu rengi atmak istiyorum. Haydi bakalım, al da gel. Kalem ayarı önemli. Taşların etrafı çok güzel göründü gözüme. Şimdi orada atacağım biraz. Arkadaşlar bu arada hedef balığımız levrek. Bu suda levrek var mı? Varsa alırız. Tabii nasip bu işler. Şuraları deneye deneye gidelim bakalım. Burası biraz daha sığ göründü gözüme. Bulunduğumuz yerde telefon çekmiyor. Tek sıkıntısı o. Aslında sıkıntı değil. Kafa dinlemeye geliyorsun sonuçta. Şimdi yukarıda bir tepe varmış. Oraya çıkacağım. Arkadaşlara konum bilgisi vereceğim. Biliyorlar zaten aşağı yukarı ama. Bir 5 dakikalık yürüyüş. Bu koydayız biz. Mahrumiyet bölgesi, evet. Thank you.
çadırdan biri kafa çıkardı. Kim o ya? Ah, bir kedi mi? Uyanmış mı kedi? Gel sana süt vereyim, gel. Gelemiyor da. Toplayıcılık bizim işimiz. Tüpümüz var ama odun ateşinde yapmak istiyoruz kahvaltıyı. Evet, Ayşen Şef bize bugün ne hazırlıyor aşkım? Patates kızartması. Kampın vazgeçilmez menüsü, kahvaltı menüsü. Kahvaltımız hazır. Tuna da burada kendi kahvaltısını kendi yapıyor. Afiyet olsun babacığım. Tuna, menüde ne var Tuna? Yumurtalı ekmek ve süt ve salata. Harika. Afiyet olsun babacığım. En güzel yanı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle hemen bir dakikada denize gidiyorsunuz ya, çok güzel. Ara tatilde fındık. Otel tatil yapmıştık. Hani dedik Tuna sıkılmasın, değişiklik olsun. İnanın. Tabii her şeyin yeri ayrı ama şu olay bambaşka ya. Tuna hadi yüzelim. Ne oldu, bu oltada balık yok mu hala Tuna? Akşam denemek lazım babacığım. Evet Ayşen Hanım, çay kahve ne istersiniz? Bir kahve olsun. Moka. Cappuccino, mocha ne istersin? Sade Türk kahvesi. Haydi bakalım. Tamam. Bir şey yakaladık ama ne yakaladık bilmiyoruz. Bir şey almadık ya. Almamış mıyız? Aa. Almışız. Bunu geri bırakacağız. Ne balığın olduğunu bilmiyorum ama. Ne balığı? Valla çok değişik böyle. Ay, aa, çok hareketli. Çok oynak bir balık. Baksana. İlginç. Evet, salıyoruz suya. Salıyor muyuz? Salıyoruz, evet. Güle güle balık. Büyüklerini getir bize, olur mu? Evet, Tuna'nın duş keyfi. Tük. Tuna, güzel mi doğada banyo yapmak? Evet. Tamam mı? Tamam. Bunu da ayaklarına götürürsün. Evet, şimdi Hakan'ı karşılamak için biraz yukarıya çıkıyorum. Telefonu çektiği bir noktaya. Kaldığımız koy burası. Hakan küçük de bir tekne getiriyor. Tekne denmez aslında ya, biraz şey. Böyle küvet gibi bir şey. Bakalım içinde binip açılacağız havayı güzel bulunca. Biraz olta atacağız, sırtı çekeceğiz. Yani yükseliyor mu? Tabii. O şeyde yükseliyor. Mesela bu ön tekerlek boşa, tamam, çıkıyor ya. Bu arkası yükseliyor. Vay be, iyiymiş. Tabii. Yani yaptırmak lazım bizim arabaya. İşte hatta ben öyle dedim, şimdi eşim diyince dedim doğrulamıyorsun. Evet evet ya, kaldı bizim araba aşağıda. Şimdi arkadaşları bekliyoruz. Onlar keşke onları alsaydık. O arabayla geliyorlar. Aynen, sağ ol. Oradan düz çıksınlar, gelsinler. Aynen, tamam, eyvallah.
tane çıkış varmış. Biz o dik olanı zorlamışız. Hemen arabanın arkasındaydı işte araba. Şöyle dikine. Biz zorladığımız yokuş zaten çıkılması imkansız bir yer. Ne diyor? Suya mı bırak diyor? Temizliyim de öyle dur. Çok çok dalga var ya. Bir şey diyeyim mi? Gece levrek yapabilir burası Hakan. Kaç kilo? Sanki 10 kilo. 10 kilo balık geliyor sandın ha aşkım. Aa, ama şu yosunlara baksana. Aynen. Çok fazla yosun var. Balığımız burada arkadaşlar. Aşkım ölmüş mü balık ya? Sağ diyorsun bir de bana. Kaç dakikadır bu balık böyle burada? Biz gittiğimizden beri evet. Balıklar karada da yaşıyor zaten. Hayır be, şöyle suya doğru attım. Dalga getirmiştim. Aynen. Dedim. Yaşasın dedin ha. Canlı balığı herkes tutar. Baksana ölü balık. Yani. Denizde ölü balık bulmak. Çıkar bakalım iğnesini. Aa, ben çıkaramam. Niye çıkartırsın? Çıkarıp atacak mısın? Bak tut zaten iğneyi. Öğren. Allah. Tut çek. İğnenin ters yönüne doğru. Ha, bu kadar işte. Ya bak. Balığı tutamadım ama. Bu balık yaşayabilirdi şu an Ayşen. Bunun sorumlusu sensin. Evet, balığı tuttun da durmaz ki. Şıkır oynar. Evet. Yani. Hala yenebilir bence. Öyle mi? Yenir canım, artık bir şey yok. Yapacak bir şey yok, yiyeceğiz. Yok yemimiz çok ya. Yemimiz çok. Tamam ama yokum, ben atalım hadi. Bağlayın. Atacağız. Bari yem de atayım ben. Yem arıyoruz. Yemler ölmesin diye gömmüştüm ama şu an gömdüğüm yeri bulamıyorum. Aa, yem bulduk, yem bulduk. Kumda yem bulduk. Survivor tadında sürünezlerimiz yaşıyorlar. Şöyle bakın. Yem sürünez abi. Daha var, bitmedi, daha dur. Bitti mi sandınız? Hayır. Aha. Adam elini attığı yerden sülnes çıkartıyor ya. Abi ustalık böyle bir şey. Hem de sabah gazetesine sarılı şekilde. Sabah gazetesi. Şunları buradan kumbancağımıza alalım. Tamam, sarma daha fazla. Ya sen niye yerde bu aslında? Haldır uldur olta çekiyorsun. Ne oldu? Hayır da balık mı geldi? Oo, aynen. Yemin yarısı gitmiş. Demek ki balık var. Yemi düzeltelim. ...150 metresi var. Nasıl? Güzel, güzel attın. Nerede? Oraya yavaş sür. Güzel. O balığı tutacağız bugün, hissediyorum. Hadi bakalım, o levrek gelecek diyorsun ha. Tamam, ne çekiyor? Ne geliyor? Vuruyor mu, kafa atıyor mu? Geliyor mu? Geliyor. Ayşen balık çekti. Ben 80 kilometreyle koşuyorum. Belli edecek kendini o. Ha, belli etmiş gibiydi. Tamam, biliyorum heveslisin. Ver. At at yerle. Ya boşuna atraksiyon yaptırıyor bize. Babacım bu annen. Açtın mı? Açtım. Yakıyorum. Oğlum, yanlış yapıyorsun. Nasıl yanlış yapıyorum? Gazı bitiyor be. Hayır, gaz şimdi geliyor. Şimdi ver abi ateşi. Hı, şimdi ver. Gaz olamaz. Gazı aç. Yeni daha ya. Yeni mi? Bence rüzgar. Aç abi ya, şimdi açsana şeyi, çakmağı. Evde yapsana, kursa yapsana. Ya ver ver, bir dakika bir. Heh, tamam oldu be. Vallahi.
Tamam yandı. Bu kadar. Çok kolaymış. O zaman ben biraz daha odun bulacağım. Kapanıyor bak, kapatıyor. Ayağı çekmek ayağını almış. Şeyde gene Mor Dağı'na giderken aşağı iniyorsa böyle bir kamp alanı var. Oraya inmiş. Bayağı da kötü bir yolu, iyiymiş. Bir komşu. Nasıl bir hayal dinleyen var abi. Evet, Hakan Kaptan. Ne yapıyoruz abi şimdi? Motoru tutuyorsun. Evet, motorumuz bu. Kaç beygir abi? 50 beygir var mıydı? 85'ti. Farklı geldi. 83'ünü geri al. 83'ünü mi kaldı? 80 beygiriyle devam edelim. Hadi bakalım. Ultra lüks yatımızın motorunu çalıştırdık. Mavilikler bizi bekler. Arkadaşlar kıyıda binmeye çalışırken dalga geldi. Tekneyi yan çevirdi ve ben denize düştüm. Vallahi. Hadi böyle şeyleri. Aynen. Sonuçta denizliyiz, doğru mu? Sıkıntı yok. Islanacak bir şey yok yanımızda. Götür bizi. Toplar. Arkadaşlar Hakan teknenin burnu oturunca dalga da var. Ölü dalga çok fazla. O yüzden tek devam edeceğim. Şu burnun etrafını sırtıyla döneceğim. Evet, hadi bakalım. Balık olmaz mı ya? Şimdi buradan nasıl ineceğiz? Evet, güzel. Tuna! Babacığım! Bu ne? Lokum balığı mı diyorlar buna? Lokum değil mi? Dur gitme babacığım. Git geri git. Al tuna. Yok ya, denk gelmedi.
Evet, tek kişi için gayet uygun, güzel. Ama tabii yatık havada çıkmak lazım ya. Çok ıslanmadım ama yine de tedbir amaçlı. Can yeleğimizi giyip denizin şakası olmaz. Evet. Sırtı çektim. Bir tane lokum balığı tuttum. O ara kamera kayıttaymış aslında ama ben kayıtta değil diye tekrar tuşa basmışım. Çok da gürültü olduğu için kameranın sesini duymadım. Yani başta lokum balığı dedim balığa ama sonra dedim ki bu kadar büyük lokum balığı mı olur falan diye, ama lokum balığıymış. Bunu iyice temizleyeceğim şimdi. Sonra da birazdan su altı görüntüleriyle baş başa bırakacağız. Kokusunu aldı ya. Tepemde uçmaya başladılar. Evet, burası böyle bir doğa. Burası da şu an böyle görünüyor ama suyun altından işler çok farklı. Bakalım suyun altında neler var. Biraz daha sırtı çekeceğim. Şimdi benzin takvimi yaptım. Evet, yine lokum balığı geldi. Bu nedir ya? Evet, sabahkinden daha ufak. Güzel.
diye ne geliyorsun? Muhtemelen yine lokum balığı. Oo güzel, bu başka bir şey. Hareketlerine bakarsak başka bir balık. Evet. Oo çok büyük, çok büyük. Of of of. Çok büyük. Evet, Hakan Şef'in bugün bize ne yapıyor bir bakalım. Kokoreç. Bol acılı kokoreç. Vallahi harika ya bu. Bir saat sonra dur. Hadi bakalım. Tuna güzel miydi? Tuna güzel miydi balığın? Vay güzel. Hanımlar çok ısrar etti. Dediler yemimiz var, oltamız var. Niye olta atmıyoruz dedi. Evet. Şimdi balık tutmaya gidiyoruz. İki gündür burada olta atıyoruz ama kumluk çok fazla bir şey denk getiremedik. Bugün de alış yaptığımda şu kayaların etrafındaydım. Güzel farklı balıklar var. Şimdi yürüyerek arşaya geçeceğiz. Hadi bakalım. Oralardan yürün işte ya. Bak. Her yer kestane. Yok yok. Her yer kestane. Az önce oradaydık. Çok takılıyor. Şimdi direkt derin kayalıklara geldik. Bizim hanım aldı başını gidiyor. Ne aşkım? Ses mi geliyor kayanın içinden? Dalga vuruyordur. Aynen. Dalga sesidir. Var mı ya vuruş falan? Yok mu Ayşegül? Arkadaşlar. Nerede bu balıklar ya? Bu ne biçimi bir yermiş burası? Misin akıyor gidiyor. Anladın? Hadi bakalım. Aynı performans alınıyor. Tamam bir dursun da belki gelir. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Güzel bir kamptı. Ben bu geceden döneceğim. Hakanlar da yarın gelecek. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Keyifli dakikalardı. Hakan çok güzel yemekler yaptı. Bu kampların devamı gelecek. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, doğayla kalın.
araç kuma battı. Ve şimdi ATV'le destek verecekler. Sıra girmeden direksiyonu böyle birazcık sol tarafa doğru kırma şansın olursa. O zaman daha çok tatlı oluyor. Biraz gerdin. Ay hafif yani. Ya o tekerle sen hiç buraya girmeden. Baksana. Ha. Biz yine orayı biz burada dolduralım. Aynen onun altını dolduralım abi. Şu sert olunca indir. Diğer tarafı da şey yapabiliriz abi, onu da koyabiliriz. Burada bir sıkıntı yok bak, burada, yok, burası geliyor. Yok orada sıkıntı yok, orayı zemin aman abi, toz. Artık abi tozmaz bu olayda sıkıntı yok. Çakıl yok ses. Hazır mıyız? Sadece onlar konuşsun. Barları kapatsana, barları. Haydi Hakan. Gel. Ooo. Tamam. Abi ne yapıyoruz? Arabayı satıp 4x4 ATV alıyoruz. Ya Allah sağ olun ya. Akşam akşam atraksiyon oldu. Bu tarafı kurtardı, diğer taraf çok kötü oldu. O ya ıslatsaydık ya da. Ya canavar bunlar ya, şuna bak. Kapalım mı bunu ya? Ya lastiklere bakıyorsun, 4x4 yolduna imkan verdim artık. Ya,